Bu program ve diğer programlarımız sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. golva.com'a açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet Fenerbahçe'de gündem transfer ve e, transfer yoğunluğu. Şu anda coşmuş durumda taraftarlar. Özellikle 3 Şubat gece saat 2'de verilecek UEFA listesini merakla bekliyorlar. Siz muhtemelen bu videoyu 2 Şubat saat 23 gibi izleyeceksiniz. O yüzden yaklaşık 3 saatiniz kalmış olacak Tabi bu süre zarfı içerisinde sizler Transfer bekliyor olacaksınız Ama ben beklemiyor olacağım Çünkü 3 tanesini ekleyebiliyordun Crespo, Serdar Dursun, Ozan Tufan Yeter Yeter Kusura bakmayın Hocam sol bek, hocam sağ bek e Yeter Adam olana fazla bile Ha şöyle bir olay varsa Atıyorum Max Meyer gitti. Meyer'in yerine de bir kişi açılıyorsa onu bilemem ama böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den sürpriz bir isim. <laughs> sürpriz bir transfer hamlesi Diego Costa. Fenerbahçe transfer dönemi bitmeden hücum hattına takviye yapabilmek adına temaslarını sıklaştırırken Diego Costa iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haris Seferovic iç için temaslarını sürdüren <laughs> ona ayrı bir parantez açacağım. Ama henüz olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe Diego Costa için girişimde bulundu. <laughs> Antalya Spor'un 6 ay için 1.2 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen ve minimum 1.5 yıllık sözleşme isteyen 33 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcü Fenerbahçe'nin teklifini aldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'den teklif aldığı ortaya çıktı. Desler daha doğru olur. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Diego Costa'dan kısa bir süre içerisinde olumlu yanıt almayı bekliyor. <laughs> olumlu yanıt almayı bekliyor. Ancak golcü isim birçok teklif olduğu için son kararı için beklemek istiyor. Son olarak Atletico Mineiro'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Diego Costa Brezilya ekibinde 19 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Şimdi Diego ile ilgili özel bir olay var. Ee, nasıl anlatayım size? Şimdi Diego Costa Fenerbahçe'nin ex aşkı. Yani Fenerbahçe'nin ex aşkı. Ve e, her transfer döneminde göz bir Diego Costa'yı arar. Geldi mi? Geliyor mu? Diego Costa. Getirin Costa'yı. Getirin kardeşim. Getir der insan. Çünkü Diego Costa Fenerbahçe'nin artık sembolleşmiş bir isim. Hani e, yasak aşk gibi. Yok ulaşılamayan aşk gibi. Başka bir şey gibi. Ben şunu söyleyeyim. Bakın Google'a girdim. Diego Costa yazdım. Bu arada yaz transfer döneminde görüştük. 4 milyon euro cash para istemişti. Yaz transfer döneminde mi? Geçen dönemde mi? Ee, cash bir para istemişti. Biz bu parayı veremeyeceğimizi belirtmiştik. Şu an transfer market piyasasında 5 milyon euro. 7 Ocak'tan beri boş. 1.86 boyunda 33 yaşında. Bakın nüansa dikkat. 33 yaşında. Ve sadece cash forward kanatta falan oynamıyor. Kanatta oynasaydı kesin alırdık. Biliyorsunuz bizi kanatta oynamasını severiz. Şimdi adamın kariyerine bakıyorsun. İngiltere'de Chelsea'ye 38 milyon euroya gitmiş. Oradan coşmuş. Tekrar Atletico Madrid'e yani kendini 4 sene önce satan takıma 4 sene sonra 60 milyon euroya geri gitmiş. Hani İspanya kariyeri Portekiz'de geçen birkaç sene Brezilya'da geçen bir yıl ve kariyerine baktığın zaman 495 maç, 186 gol, 72 asist. Enfes bir istatistik. Ama 33 yaşındaki bir futbolcuyu Fenerbahçe'ye bu yaşta almak kumar. Kumar. Ben bu transferin gerçekleşeceğini de zannetmiyorum. Bakın 6 aylığına istiyorsun. Fenerbahçe'yi 6 aylığına istiyorsun. Çünkü löv gelecek, bakacak duruma falan filan diyorsun. E Kosta'da 1,5 yıllık istiyorum. Bu transfer gerçekleşmez. Ha Ozan Tufan. E, hocam Ozan Tufan mantıklı mı sence? Hani mantıklı hiçbir tarafı yok daha doğrusu. Var arkadaşlar niye? E, Watford küme düşecek olursa boşu boşuna 6 ay orada durmuş olacak. Sen Max Mayer'ı gönderdin orta sahaya isim lazım. Hocam... Başka bir transfer duyumu söyle. Meşhur bir duyumcu Muhammed Bayo ismini tekrar ortaya atmış ve demiş ki Muhammed Bayo Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe istemedi. Diego Costa önerildi Fenerbahçe'ye demiş. Allah aşkına Muhammed Bayo'yu Fenerbahçe'ye önerildi istemedi diyor. Geçtiğimiz günlerde ben bunu haberde e, videoda konuştum. Bakın çocuk 23 yaşında 4 Haziran 98 doğumlu 23 yaşında. Fransa 1. Liginde topçu. 10 milyon euro piyasa değeri var. 1.88 boyunda <laughs> Gine asıllı Fransız oyuncu. Gine milli takımıyla 5 maça çıkmış. 2 golü var. Buraya kadar her şey normal. Asıl şahane olaya bakın. 17 maça çıkmış. Lig 1'de 9 gol 2 asist. Ve %68 oynamış oyun süresi olarak. Yani 90 dakikanın %68 düşünün. İlk 11'de %68 çıkmış. Ve %50 gol katkısı var. Yani gol katkısını ben çok şey saymıyorum. E, oynadığı dakika 1340. Hani 1340'ı 90'a böldüğün zaman e, yapmış olduğu gol katkısı yani e, çok şey değil. Nasıl diyeyim size? Mesela 1340'ı 90'a böldüğün zaman kaç maç? 15 maç. 15 maçta kaç gol atması lazım? Hocam 3-4 tane gol atsın. 5-6 tane asist yapsın. Yeter. 9 gol 2 asist. 9 gol 2 asist bu yaşta ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye önerildiyse şöyle önerilmiştir. Size 15 milyon euroya getirebiliriz diye. Ama bu isimde hayal. Luis Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı. Bakın ne kadar güzel bir haber. Sakatlarına kadar vazgeçilmeziydi Luis Gustavo şöyle böyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Atletico Mineiro talip olmuş. Fenerbahçe göndermek istiyor. O %100. 34 yaşında. O da %100. Atletico Mineiro kadrosuna katmak istemiş. Geçen sezonun şampiyonu Mineiro Gustavo için şartlarını zorlama kararı almış. Buraya kadar hepsi palavra. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe ise teklife açık olduğu belirtildi. Bu doğru. Arkadaşlar Atletico Mineiro yani Brezilya takımları 34 yaşındaki futbolcuyu şampiyonluk için almaz. Almaz. 23 yaşındaki oyuncuyu oynatır. Şampiyon olamaz. O 23 yaşındaki oyuncuyu 23 milyon euroya satar. Ama 34 yaşındaki oyuncuyu almaz. Emin olun Atletico Madrid olayları külliyen yalandır. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Bir e, Arap mı diyeyim, Katar ekibi mi diyeyim. E, <laughs> takımlarının başına Jorge Jesus'u getirmek istiyorlar. Ve çok da süper bir sözleşme sunmuşlar. Yani mali açıdan dehşetül vahşet bir sözleşme sunmuşlar. Eğer kabul ederse, 3 yıllık bir sözleşme imzalayacakmış ve liste başına kesinlikle Gustavo'yu istiyorum diyor. Zaten Fenerbahçe istemiyor. Buralarda çok iyi olur diyor. Ah keşkem, keşkem, keşkem. Uçabilseydim keşkem. Yani bu da böyle bir olay. Löv'ün Efecan hayranlığı önce o geliyor diye bir haber var. Ee, bu haberi sonra mı okusak yani başka videoda mı şey yapsak çünkü 8 dakika geçmiş. Fenerbahçe Süper Lig takımlarından Alanya Spor'un ismi Efecan Karaca'ya talip olurken hemen okuyalım arkadaşlar. Gerçek ortaya çıkmış. 7 Ekim 2020 tarihinde deplasmanında Almanya ile 2-3 berabere kaldı. hazırlık maçında. Panzerlerin teknik direktörü Joachim Löw Efecan'ın performansına hayran kalmış ve Şenol Güneş'e Haçen Şenol kimdir bu çocuk da demiş. Daha önce hiç duymam duymamıştım. Galiba bu çocuk yeni iyi bir yetenek sikermişsin demiş. Birdenbire Laz aksamından Yunan aksamına kaymış Cık, Hayır, böyle dememiştir. Şöyle demiştir. Kim uçacak? Daha adını duymamıştım. Hani biraz Almanca biraz böyle e, şeye nasıl diyeyim biraz böyle biraz böyle kaba bir dil ya. Mesela bir Fransızcadaki gibi değil. Keşke çözüm atmaz ya. profesyon falan böyle bir kibar bir dil değil. Sanki böyle e, hayvana konuşuyormuşsun gibi bir dil ya. Muhtemelen böyle konuşmuştur. Şenol Güneş e ben seni anlamadım demiştir. Sonra ikisine tercüman vasıtasıyla anlaşmışlardır. Ama kim bu çocuk? Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın demiş. Yani helal olsun. Yine iyi bir yetenek çıkarmış. Demek ki Şenol Güneş önceden beri tanıyor. Ee, lö. Fenerbahçe resmen istedi. Takas görüşmesi soç, sonuçsuz demiş. E, Alanya teknik direktörü Fario döneminde kadrosuna katmak istedi. Sinan Gümüş Sinan'ın maaşında anlaşma çıkmadı. Zaten bunları konuştuk arkadaşlar. Antalya şey Alanya Sinan'ı verelim diyoruz. Kabul ediyorlar ama Sinan'ın kendi kabul etmiyor. Kulübü kolaylık talep etmiş. Gürcan Bilgiç devre arasında hazır ve beklentili olan oyuncuları transfer etmek en doğrusu. Trabzonspor Visca ile bunu yaptı. Hazır ve beklentili olan oyuncular Efecan da kaleye çabuk gitmek isteyen takımlar için ideal bir oyuncu. Alanya Spor performansı da bunu kanıtladı. İsmail Kartal'ın hem 6 hem 8 oynayan oyuncu alabiliriz ifadesine de uyuyor. Ee, takımı da yönetebilir. O oyun tipine baktığınız zaman aynı zamanda takımı da yönetebilir. Asist sayısının çok olması. Ee, bu yüzden birebir de etkili ve ön oyuncuları yönlendiren stili var. Sinan Bolat hamlesi Efecan hamlesi de bu dönemde Fenerbahçe adına doğru seçimlerdir demiş. Sabah gazetesinden Volkan Demir. Efecan'ı diğer kısmını konuşacağız. Ve son olarak forvet transferi için Fenerbahçe'den Olunga operasyonu demiş haberde. Alduha il forması giyen Olunga'nın şartlarını öğrenen Salih Hacivert yönetim yıllık 4 milyon euro maliyet için bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. İmkanı yok. 4 milyon euro imkanı yok. Yani imkan yok. Onu söyleyin. Önce Muriçi'de sonra Pesic'de yaptığı hamleler sonuçsuz kaldı. Pesic için tepkiler çok olmasaydı sonuçsuz sonuçsuz kalmayacaktı. Bir de Pesic için aslında siz kaçırdınız olayı. Max Mayer'e vermek istiyorduk ama Max Mayer oraya gitmek istemeyince, daha doğrusu satın alma opsiyonu kiralık teklifi gelince Danimarka'ya gider mi gitmez mi? Gitmez abi. Danimarka'da ne işi var? Derken adam Danimarka'ya gitti. Çok ilginç. Gerçekten çok çok ilginç. Bu da Fenerbahçe genlerinde. Neyse Olunga için... Ee, sabah Kadem Volkan Demir Michael Olunga'ya yönelmiş. İlk otepte oyuncunun şartlarını vermiş. 4 milyon euro demiş. Uzun boyuna rağmen süratli ve çevikmiş. Ee, 1.93 boyunda süratli çevikle dikkat çekiyormuş. Kenyalı solak ve birebir de etkili. Bitiriciliği üst seviyede kudurtucu bir tarzı var. Yok kudurtucu yazmıyor. 27 yaşındaki futbolcu geçmişte Dujor Karden, Girona, Zikengeng, Kashiwa formaları giymiş. Olungay menajeri bizi önermişti. Ben size getirebilirim. Çok uygun bir fiyata demişti ama adamlar zaten 12 Ocak 2021'de yani geçen sene yaklaşık bir ay önce yani totalde 13 ay önce 6 milyon euroya almışlar. Çocuğun piyasa değeri 950 bin euro iken. Bakın Japonya'dan almışlar. Şimdi e, Vitor Pereira Allah razı olsun bize Crespo e, kim gibi iki tane isim kattı. Bakın Piyasa değeri 950 binken Fenerbahçe 6 milyon euroya bir futbolcu alsa. Futbolcu Fenerbahçe'de 13 maça çıksa, 15 gol atsa, 1092 dakika süre alsa ya da yaklaşık 13 12 maça tekabül ediyor. Yani 12 13 maç diyelim. 12 maç artı 12 dakika uzatma diyelim. Öyle söyleyeyim. 12 maçta 15 gol atsa Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un heykelini diker. Ya böyle isim bulman lazım. Hani 7 milyon euro diyor şu an piyasası. Bence bu isim tutar. Fenerbahçe'de 3'e 4'e alabilsen tutar. Ama Fenerbahçe muhtemelen satın alma opsiyonunu kiralık formülüyle devreye sokmak ister. Çünkü Löv gibi bir adam var arka planda. Senin çok güzel bir bahanen var. Futbolcu alırken şey diyeceksin. Ya biz Löv'ü istiyoruz. Löv diyor ki ben gelene kadar oynasın. Ben bir izleyeyim. Hoşuma giderse bunun servisini alırız diyor. Bu hem takım açısından iyi olur. Çünkü futbolcu canını ortaya koyar. Takım açısından iyi olur. Hem de tutarsa ucuza forvet almış olursun. Ki Fenerbahçe'nin kanayan yarası forvetidir. Yıllardır forvetimiz yok maalesef. Bakalım hayırlısın. Ama bana soracak olursanız toparlayacak olursam Costa bence olmayacak. Seferovic bence olmayacak. Olunga bence, bence olmayacak. Ozan İsmail'i kartalıyorsun. Muhammed Bayo bence olmayacak. Keşke ucuza 4-5'e veririz deseler. Gustavo bence gitmeyecek kalacak. Efecan Karaca bence pürüz çıkacak olmayacak. Joachim Löw bence o da olmayacak. Sinan Gümüş bence takımda kalacak. Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.